Hepinize İzmir'den selamlar benim güzel takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bu videonun girişini Alsancak'ta ya da Kemeraltı'nda alabilirdim. Ama İzmir Otosanayi'nin önünde alıyorum. Çünkü bugün İzmir Otosanayi lezzetleri gelecek arkadaşlar. İzmir'de çünkü efsane sokak lezzetleri, sanayi lezzetleri bulunuyor. Bunu çok iyi biliyorum. Ve şimdi gidip teker teker o güzel sanayi lezzetlerini deneyeceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Şimdiden abone olup takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi başlayalım. Şimdi efsane döner salonu Gürsel Usta'ya geldik. Burası çok popüler. Sütle marine ediyorlar arkadaşlar tavuk dönerini. Acayip methettiler. Ben de ilk defa deneyeceğim. Haydi buyurun gelin. Şimdi Ömür Usta'nın yanına geldik. Selamlar Ömür Usta, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi bu tavuk dönerin sırrı nedir? Çok detay vermeden herkes burayı övdü, söylüyorlar. Nedir yani bunun olayı tam? Abi bunun sırrını veremeyiz. Veremezsiniz. Veremeyiz. Bu tamamen bize ait bir şey. Eyvallah. Yani bunu yiyecek olanlar zaten bir daha yiyorlar. O zaman senden şöyle güzel, herkese hazırladığın gibi bir yarım tavuk döner rica edelim. Tabii. Yalnız parça şey mi? Göğüs, but? Sadece göğüs. Sadece göğüs. Sadece göğüs var. Terbiyelenmiş göğsümüz. Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama buradan çok güzel görünüyor arkadaşlar. Vallahi denemeniz lazım. Harika. Eyvallah. Bir şey. Deneyeceğiz. O zaman senden tabii şöyle güzel bir tane yarım. Bir tane yarım. Klasik nasıl hazırlanıyorsa tamam, o şekilde rica edelim. Bak koku, lezzet, doluluk çok güzel görünüyor. Abi bembeyaz pamuk gibi dalıyorum. Bak kimyonu, soğanı, soğan şeyli böyle maydanozlu falan turşu var. Tam böyle var ya, kendine has çok güzel bir lezzeti var arkadaşlar. Baharatların tadını alıyorsunuz ama tavuğun lezzetine bile vuruyor yemin ederim be. Oğlum bunun hepsini yiyince biz ne yapacağız Furkan? Ha? Bu daha önce benim yediğim tarzların hiçbirine benzemiyor. Ustamızın arabası şu normalde, bununla başlamış. Ardından bu dükkana geçiyor. Kendisi de bugün burada değil, dışarıda işleri varmış. Yoksa onunla da böyle bir muhabbet sohbet etmeyi çok istiyordum. Başka sefere inşallah. İzmir'den izleyen kardeşlerim varsa belki burayı biliyorlardır. Burası da bilmeyenler için söyleyeyim, çam dibinde bulunuyor arkadaşlar. Çam dibinde yeri. Zaten navigasyona falan yazarsanız Google'a Google'a çıkıyor da. Valla... Bu tam bizim sevdiğimiz eski tarz usulünü, sadece biraz daha baharatlandırmışlar. Soğanlı koymuşlar. Eminönü'nde falan yemiştik, hatırlıyor musun Furkan? Eminönü'ndeydim. İşte hangi otosanayide? Sultan Gazi. Otosanayi lezzetlerinde de benzerini yemiştim sunum açısından. Ama eti kolay kolay her yerde bulabileceğiniz bir et şekli değil. Gerçekten çok güzel marine edilmiş arkadaşlar. Çok güzel marine edilmiş. Fiyat esnasında bu 120 lira. Yani içinde yok yok. Hani İzmir'de belki bundan daha uygun vardır. O kadar hakim değilim, bilmiyorum. Ama lezzetinin çok güzel olduğunu söyleyebilirim. İyi ki de gelmişim var ya. Çünkü kimyon detayı çok önemli. Kimyonu genellikle bu soslu salçalı falan hani yapılan tavuk dönerlerde sosun içinde biraz olur kimyon. Böyle direkt tavuğun üzerine kimyonu pek koymaz. Çoğu kişi koymaz arkadaşlar. Ama burada koymuşlar. Çok da akıllıca hareket. Lezzete lezzet de katmış. O zaman biz buraya gömelim. Ayranın fiyatını da söyleyeyim burada. O da 25 lira. Toplam ikisi 145 lira kardeşlerim. Buraları gömelim. Diğer mekanlarda görüşürüz. Tam kalkarken Gürsel Usta geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız yavrum? Biz tavuk dönerinizi yedik. Daha da iyi olduk. Çok güzel başladı günümüz. Bu, evet. Yani gerçekten... Bu enerji verir. Çok yani iyi. Bunda herhangi bir katkı şeyi yoktur. Kendi benim marinem vardı. Özel yaptığım bir belli sos. Oğlunuzla konuştuk. Evet. O bize dedim zaten söylemeyin ama dedim gerçekten hani çok güzel görüntüden çağırıyor yani zaten. Bunda mesela bazı arkadaşlar var. 2 tane 3 tane yaramıyor. İçine aldırıp herhangi bir mideye bir rahatsızlık vermez. Yerim ben de 4-5 tane yerim usta. Tavuk kokusu yoktur kesinlikle ve kesinlikle. Bu arada malzeme bolluğunu bana özel değil arkadaşlar. Hayır, hani herkese, olsun, kim ne gelirse herkese yersin. Aynıdır. Değişmez bizde. Hatta yan tarafta bir arkadaş da dedi çok uzak mesela mesafeden geliyorum dedi. Ondan evet, sonra doğrudur. Kaç yıl oldu şimdi işte? Valla 45-46 yıl olacak maşallah, aşağı yukarı. 80 yılından beri. 80 yıldan bu işlere beri devam ediyoruz. Eyvallah. İzmir'de zaten biz çıkardık bunu. Bizim dayımız vardı. Ondan sonra 1-2 sene sonra ben başladım. Birinci sanayi sitesinde. Çökelek bir peynir mi diye soranlar bile oldu yani. Ben dedim ya bu işte çökelek peynirin ne işi var kardeşim? Ya dedi bu beyaz ne biçim iş hani falan tavuktan döner mi olur? Şaka gibi yani.
Ondan sonra Diyarbakır Seyahat'in şoförleri de var arkadaşlar. 20 yıl müşterim oldular benim o sahilde. Eyvallah, eyvallah. Ama evet. Çok güzel malzeme güzel. Bol. İçine evet. Kullandıklarınız, evet. Evet. Baharatlar falan her şey yerinde. Lezzeti de öldürmüyor. Aynen. Biz çok memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun. Sizin çok teşekkür ederim. Eyvallah. Seni ben yani teşekkür. Göremeyeceğim diye üzülüyordum. Eyvallah. Son anda vallahi gördüm. İşim vardı bıraktım dedim. Ya cansın. Deyince dedim gideyim. Sağ olsun. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Ben o zaman ustamızla ederim. Muhabbet ettik. Biz diğer mekanlarda görüşürüz. Şimdi kokoreç yemeği Niyazi Usta'ya geldik. Burası tam 45 yıllık bir yer arkadaşlar. Ustamız tam 45 yıllık bir usta ve atom kokoreci de ilk bulan kişi olduğu söyleniyor. Tabii şimdi kendisiyle de muhabbet edeceğiz. Hadi buyurun gelin içeriye geçelim. Bu yaptığın şimdi hayalet mi bunun adı? Evet, bunun adı. Hayalet. Hayaletin özelliği tam neydi abicim? Hayaletin özelliği normalden biraz daha az yağlı tabii. Yağ az sadece biraz daha az. Evet. Ve bunu da ilk yapan yine daha, sensin. Daha eyvallah. 1992-93 yıllarında bunu yaptık. 92-93. Ben ilk defa duyuyorum çünkü. İlk defa duyuyorum ve görüyorum. Sadece bende olduğu için. Normal. Ondandır muhtemelen. Tuzu attın, kimyonu da attın. Gel 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 kimyonu, pul biberi de attı. Şimdi burada da atom bulunuyor. Bu da atom. Atomunuz. Bu atom kaç yılında senin elinden çıktı abi? 2002 yılında. İlk defa böyle uykuluklu bademli boğazlıklı atomu ben yaptım. Uykuluk var, evet, badem var. Boğazlık var. Boğazlık var. Kuzu boğazlığı. Başka yağ falan hiçbir şekilde giriyor mu? Sadece o bademler dökülmesin diye dışına birazcık yağ sarıyorum. Dışına birazcık yağ sarıyorsun. Evet. Eyvallah. O zaman biz bir çeyrek şey rica edelim. Atom. Bir çeyrek de hayaletten rica edelim. Tabii hemen. Eyvallah. Sonra bir gün... Eyvallah. Bir gün bağırsak çiğnediğimde boğazlık yedim. Hı hı. Izgara yapmışlar badem. Üstün zamanıydı. Çok mükemmel bir lezzet. Çok ilk defa ben de o zaman yedim boğazlığı. Dedim bunu müşterimle nasıl buluşturabilirim? Düşüne düşüne atomu keşfettim. Atomu keşfettim. Eyvallah. Yani, şimdi bir de hayalet mi hazırlayacaksın? Şimdi hayalette bir şey var. Ben sana şöyle anlatayım. Bir tane müşterim bana kokoreci çok sevdiğini söyledi ama çok yağlı yapıyorlar dedi. Ben yiyemiyorum dedi. Bir müşteri kokoreci çok sevdiğini ama yağlı yapıyorlar, yiyemediğini söyledi. Ben de dedim sarımlarını değiştireyim. Ha. Hangisini beğenirsen oradan devam ederiz. Eyvallah. Değiştire değiştire en son bu şekilde hayalet oldu. Adı da böyle hayalet oldu gitti. Eyvallah. Evet şimdi burada da hatta takipçi bir arkadaş dedi ki İstanbul'da 50 tane dürüm yemiyorum, burada çeyrek mi yiyorsun dedi. Dedim birçok mekana gideceğiz onun için. O zaman şöyle bir hemen atomla bir başlangıcı verelim. Bak içindeki oluyor badem falan dediği boğazlıklar ayrı bir tada çevirmiş kokoreci. Yani kokorecin tadı yine var ama onların lezzeti de eklenip farklı bir lezzet çıkmış ortaya. Ve gayet de güzel olmuş. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Burada da turşular falan şöyle arkadaşlar masalarda duruyor. Salatalık turşumuz var. Hemen onlardan da vurmazsak olmaz arkadaşlar bak. Öf haleponeler. Normal turşular. Şöyle bir almayalım mı? Fırki. Almayalım mı aslanım? Allah Allah. Atomu parçalayan adam Niyazi Usta'ya. Valla. Daha önce yemediğim bir lezzet. Gerçekten cuk diyor oturmuşları. Burası da yine çam dibime. Burası da yine çam dibinde. Bu arada çam dibi bu sanayi bölgesinin olduğu taraflar falan arkadaşlar şey yani direkt. Nasıl diyeyim size? Lezzetle ilgili değil mi? İzmir'in lezzet başkenti diyor Emre Bey. Şu kelebeği de bir dalıyorum. Hepsini yedim. Yağ ayarı çok çok az. Hani yağlı seviyorsanız belki damak zevkinize hitap etmeyebilir. Ama yağ sevmeyen için daha iyi. Yani yağ sevmeyen adam için o hayalet kokoreç gerçekten bir tık daha iyi. Fiyatları da arkadaşlar normal yarım 180 atom. İki mükemmel.
Şimdi de kağıtta köfte yemeye köfteci Tamer'e geldik arkadaşlar. Burası da kağıtta böyle şovlu movlu böyle değişik bir köfte yapıyormuş ama lezzeti de dillere destan olduğunu söylediler. Şimdi hep beraber onu göreceğiz. Hadi buyurun yiyelim. Evet, şimdi sevgili Caner hazırlayacak bizim için. Caner dillere destan bir hıza sahip arkadaşlar. Kimi kişiler 35 saniyede hazırladığını söylüyor. Kimisi diyor ki 50 saniyede ama gerçekten lezzetli olduğunu herkes söylüyor. Ekmekleri direkt kesti. Direkt arkadaşlar kağıda ekmeği koydu. Ekmekler orada ısınırken orada hazırladığı pişmiş köftelerden tak 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 tak. Ortalama bir porsiyonda kaç tane var? 10 tane. Soğan aldı orada. 240 gram civarı. Eyvallah. 200 gram civarı. Domates ekledi, baharat ekledi. Kağıda koydu. Afiyet olsun. Bu böyle ne kadar? Şu anda 210 TL. 210 TL böyle 10 tane de şey var. Evet. Böyle direkt elde alıp mı gidiyorsun? Tabii böyle veriyoruz. Sonra masaya oturduğumuzda da o zaman hadi tatmaya geçiyoruz. İşte köfte geldi bak. Yani soğan, domates, biber yani köftenin ekmeğin içinde olacak her şey var. Bu arada 10 tane falanla gerçekten köfte bulunuyor. Furkan dediği gibi de hani böyle stat köftesiyle normal köfte arasında böyle bir yere sahip. Şöyle bir tane köftemizi koyduk. Sumaklı soğan olmazsa olmaz. Böyle bir de sumaklı soğanı da ekledik. Tam sokak lezzetinin de bir var ya, sunumuyla, tadıyla. Burada iki kardeş çalışıyorlar. Babalar burada değil şu an. İki kardeş beraber, yani baktığınızda böyle ikisi de üniversite mezunu arkadaşlardan ama baba mesleğini devam ettiriyorlar. Burada destek oluyorlar. Ve canavar gibi de bir çalışma sistemleri var arkadaşlar yani. Hani geyik yapıyoruz, adam gerçekten 19 saniyede bunu çıkartıyor. Acayip bir şey var, talep var. Gözlemle yani. Gir çık, gir çık. Kadın, erkek, yaşlı, genç, herkes. Sanayi bölgesinden buraya geliyorlar yemek için yani. Şöyle bir sade de deneyeceğim köfteyi. Öyle içinde saçma sapan baharat o mu falan yok arkadaşlar. Hayır, ben çok güzel bir kıymayla yapılmış lezzetli bir köfte var şu an. Ki bence sunum açısından falan da gayet başarılı, göz doyurucu. Ekmeği böyle yağlamaları falan çok güzel böyle bir lezzet koyuyor. Hem de ısıtmışlar da, ısıtıyorlardı orada. Allah'a. Uf, aklım gitti ya. Yani çatal var da ne kadar kullanırsın bilmiyorum. Hani şöyle çat 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 soğan muan için şey yapılabilir belki. Ayranın fiyatı ne kadardı kardeşim? 30. 30 ayranın fiyatı ki bence ayranı mutlaka geldiğinizde ayranla evet gelirseniz deneyin. Efsane bir lezzeti var ayranında arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar. O zaman biz burayı yavaş yavaş gömelim. Diğer mekanlarda görüşürüz. Ya yediklerimizi sindirelim dedik. Dedi ki buranın sütlacını da mutlaka deneyin. Dedim hemen. Hemen. Oha. Çok iyiymiş. Tam böyle eski, bir iki videoda demiştim hatta rahmetli anneannemin sütlacını çok severim. Eskilerin sütlacını. Bu da gerçekten ona benziyor. Kullandıkları süt 10 numara olmuş. Çok güzel yapmışlar. Şeker ayarı, pirinç ayarı. Çok iyi. Bak, iki kalem ürün var. İkisi de ateş ediyor. Hatta 3 ayranıyla beraber. Olay bu. 3 tane adamın ürünü var abi. Hepsi de çok iyi yapıyor. Başka bir şeyle dallanıp budaklandırmıyor. Bence helal olsun. Bunu da tuttum. Sütlacın fiyatı ne kadardı? Bunun fiyatı da 70 lira. Ben 100 lira da veririm. Ben 100 lira da severim. Ama 70 lira için bu fiyat performans. 70 lira için bu fiyat performans kardeşlerim. Onu söyleyeyim size. 240 lira köfte için ya ortalama. Bu arada İzmir'de İstanbul gibi arkadaşlar fiyat skalaları yani. Hani İstanbul hani pahalı falan diyoruz ya biz İstanbul'da yaşayan arkadaşlarım. İzmir'de şu an gerçekten kira açısından, yeme içme açısından İstanbul'la aynı kafada diyebilirim. Onu da bir dipnot olarak belirteyim. O zaman yemeği içmeye haydi devam. Şimdi bu sanayinin hemen ilerisinde gıda merkezi var. Toptancı Gıda Çarşısı'nın olduğu yer arkadaşlar. Burada Kumrucu Osman'a geldik. İzmirliler zaten muhtemelen biliyor olabilir. Asıl kumru yapan yerlerden bir tanesi kardeşlerim. Ben de şimdi size onu göstereceğim. Haydi gelin Osman abinin yanına geçelim. Buyurun.
97'den beri buradasın. Aynen. Asıl kumru bu işte abi. 2005 yılından beri böyle yapıyorum. Tulum peyniri koyuyorsun. Aynen. Krem peynir. Bergama tulum peyniri. Bergama tulum peyniri. Tuzu koyuyoruz. Peyniri alıyoruz. Bekletiyoruz bir yıl dolapta. Ondan sonra o ranına geliyor, getirip satıyoruz. Eyvallah. Ne kadar şekil bu şekilde? Bu şekil 30 lira. Eyvallah. Ellerine sağlık şimdi. Ya şöyle bir yerde hemen. Şimdi bak şöyle de göstereyim. Burada İzmir Bergama tulumu var. Bak şu biberin rengi var ya, şu biberin rengi. Roket. Roket. Ben önceden isminin ekmekten aldığını bilmiyordum kumrunun ve asıl kumrunun da aslında orijinalinin bu olduğunu da çok yakın zamanda öğrenmiştim arkadaşlar. Bildiğiniz kaba tabirle peynirli sandviç ama tam değil. Bu içindeki tulum peyniri çok güzel arkadaşlar. Gerçekten İzmir tulum, bu Bergama tulumunun lezzeti efsane. İçine de çok güzel böyle biberini, krem peynirini falan da sürüyor. Buradaki tüm ustalar falan, herkes, hemen hemen birçok kişi geliyor buraya. Çünkü tam fiyat performans. 30 lira fiyatı var. 30 lira bence çok iyi. Ne diyorsun? 1 dolar. Evet, 1 dolar. Yeşil biber acı ama çok lezzetli bir yeşil biber. Bu tulum peynirini bir Allah döktük. Dur, bunu kenara ala. Tulum peynirini dur, göstereyim şunu. Şu tulum peynirlerini arkadaşlar 1 yıldır bekletiyorlarmış. Yani böyle bir dinlendirme muhabbeti var. Ve yaklaşık 30 yıla yakındır da burada bu şekilde ustamız da yapıyor. Gerçekten uğrarsanız burayı da denemenizi tavsiye ederim. Asıl kumruyu yemiş olursunuz kardeşlerim. Biz gömmeye devam ediyoruz. Diğer mekanlarda görüşürüz. Şimdi Akhisar Pilavcısı'na geldik arkadaşlar. Burada böyle minibüsle yol kenarında hemen. Bayağı böyle bir övdükleri yerlerden bir tanesiydi arkadaşlarım. Şöyle bir tavuk pilav söyledim. Çok da güzel, tatlı bir sunumu var. Domates var yan tarafta. Salatalık turşusu, halepone, üzerinde tavuk. Şöyle güzel de bembeyaz bir pilav, nohut ve tavuk. Haydi bakalım. Şakasız çok başarılı. Burada çalışan beyefendinin oğlu şu an burayı çalıştırıyor. Hem üniversitede okuyor, hem babaya yardım ediyor. Baba da sanırım biraz böyle rahatsızlanmış, o devam ettiriyor. Okulu ne yaptım, dondurdum gibi bırakacağım bilmiyorum falan diyor. Ama inşallah eğitimini devam eder de. Ama şu pilav tam böyle, nasıl diyeyim, bak tane tane, lapa yok ve lezzetli. Bizim pilav arabası vardı da İstanbul'da. Ona çok yakın bir lezzet, siz düşünün. Ben de kıyas kıstas o. Çok güzel yazmışlar ve bunun fiyatı da 60 lira arkadaşlar. Ayranı da söyleyeyim size. Ayranın fiyatı da 15, 75 liraya. Şaka gibi 75 liraya bu lezzeti yiyorsunuz. Ve bence porsiyon olarak da iyi duruyor. Değil mi Furkan? Porsiyon da bence güzel. Yani bir kişi rahatlıkla yiyip doyabilecek bir porsiyon. Sunum, lezzet, her şey 10 numara akıtmışlar. Tavukla bir herhangi bir koku ya da bir şey. Bunların hiçbiri gelmiyor. Nohutta da aynı şekilde yok. Üzerinde hafif bir karabiber var. Çok attırmadım yani, siz kendiniz istediğiniz gibi koydurun çünkü lezzeti öldürebilir. Bu çok güzel bir tavuk pilav. Hani fazla böyle ketçap metçap mesela sıkma buna. Gelip de adamdan ketçap metçap isteme yani, 10 numara. Bak ton balıklı yapıyormuş. Tavuklu var, tavuklu duble var, ciğerli var. Sade sucuk mu? Sucuklu pilav da mı yapıyor lan? Ya da başka da olabilir, o bilmiyorum. İzmir harbiden bu sokak lezzetleri. Bak bu tür sanayide ilk defa yiyorum İzmir'de. Ondan sonra bu sanayideki kültür, yeme kültürü falan da, bu sokak lezzeti kültürü de harbiden İzmir'de beni şaşırtan ve takdir ettiğim, sevdiğim bir nokta. Güzel sokak lezzetleri var yani harbiden. Ulan biz burada görmedim. Diğer mekanda görüşürüz kardeşler. Şimdi direkt diğer mekana giderken yolda tablacı lahmacunu gördüm. Dedim olmazsa olmaz, selamünaleyküm. Şöyle hoş bulduk. Bir tane tablacı lahmacunu alalım. Gel abi, bir hazırlanışı da gösterelim. Bir tane yeter şimdilik. Tane. Diğerini de aynen çekimden sonra alırız. Domates koydun. Soğan, maydanoz. Yeşilliğini de ekledin. Roka da koydun. Limonu da sıktın. Oo. Birazcık alırım. Kilit bir soru. Kimyon var mı? Kimyon koymuyorsunuz değil mi? Kimyon koymuyoruz. Yani eyvallah. İçeriden eyvallah. Bu şekilde ne kadar? 35 TL. 35 TL bir tanesi. Eyvallah. Şöyle bir. Ne? Bir şey.
Hamuru kalın. Hatay'da yediğim kanlaları lahmacun hatırlattı bana. Ondan sonra hani böyle o çıtır tarzında lahmacun sevenler hani sever mi bilmiyorum ama kalın hamurlu bir lahmacun. Ama lezzeti var mı var? Tam sokak lezzeti kafası. Tam. Hani öyle aşırı bol kıymalı falan şeyli falan bekleme. 35 lira zaten. Ama lezzet var mı var. Bak lezzet var. Kıyma biraz var. Hamur iyi var. Doyurur mu doyurur. Doyurur mu doyurur kardeşlerim. Burayı da görmüşken çünkü tablacı lahmacunu benim için ayrıdır yani. Adana'dan dolayı çok severim. Kimyon ondan sordum. Adanalılar bilir. Biraz daha küçük arkadaşlar Adana'dakiler. Ona kimyon falan filan böyle limonu, tazeliği, mazeliği koyuyor. Burada mesela roka koymuşlar. O da ayrı bir tercih. Soğanı falan da koyuyor. Ya bu şekilde tüketilir. Üzer mi? Bence üzmez. 35 liraya akıyor işte kardeşlerim. O zaman şimdi diğer mekana doğru ben devam ediyorum. Şimdi de Paçacı Mehmet'teyim kardeşlerim. Yine sanayiye yakın bir bölgedeyim. Hemen sanayiye çok yakınım. Burada da paça içeceğim. Ya karışık da varmış. Buranın böyle atomu matomu falan da çok varmış da. Ben paça söyledim kardeşlerim. Paçam gelince ben de buradayım. Evet, kelle paçamız geldi bak. Sarı sarı. Üzeri yağ tabakası. Tabii bu yağ da şey ya. Bildiğin etin kendi. Bayılıyorum ha böyle olunca. Bu arada İzmir'e de yaz dışında bir mevsimde gelmek beni mutlu etti. Sıcağı gerçekten çok beter. Yazın işte genellikle İzmir'e geliyoruz biz böyle tatil için. Ondan sonra yazın merkezi çok beter. Tatil Çeşme'den falan ziyade merkez bayağı sıcak oluyor. Adana'yı aratmıyor. Bu arada bu harbiden böyle normalde de dolu dolu ha ben gördüm. Bana özel değil yani bunu da söyleyeyim. Ama buna bir karabiber, marabiber, pul biber yakışır be. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bana fiyat böyle İstanbul'a göre bir tık uygun geldi. Buraya göre nasıl siz yorumlarda belirtin İzmirli kardeşlerim. Bunun fiyatı 130 lira. 130 lira bir porsiyonun fiyatı bana makul geldi yani. Hani sizce nasıl? Fiyat performans olarak hani diğer yerlerde nedir fiyat ben bilmiyorum. Bana fiyat açısından bayağı şey geldi, uygun geldi. Kelleyi özellikle çok seviyorum ya. Paça darı da fena değil de kellenin lezzetine bayılıyorum. Sıcak tabii. Yerken damağı falan vurdu gitti. Vurdu gitti. Gerçi şöyle ben kelle paçayı severim, içerim falan ama beyrandan sonra şey yapamadım. Yani çok fazla içemedim. Beyrana daha çok sardığım için son dönemlerde. Onun için böyle bir paçaya karşı bir özlem olmuş be. Mesela İzmir'de fiyatları şöyle gözlemliyorum arkadaşlar. Kendi adıma. Uyguna ulaşacağın yerlerde biraz daha fazla var. Yani uygun fiyat yiyebileceğin lezzetli. Ama İstanbul hatta İstanbul'dan pahalı yerlerde var benim gözlemlediğim. Yani esnaf içerisinde de ondan sonra. Ama lezzet açısından gerçekten güzel gidiyor. Bayağı güzel, lezzetli mekanlar var ki bu videoda da gittiğim gerçekten mekanlara gözü kapalı gidin. Şimdiden söylüyorum yani. Yani şimdiden söylüyorum. Kardeşlerim fiyatlar bu şekilde. Buraları ben yavaştan yemiyorum. Ardından geliyorum hemen. Evet, selamlar ustacığım. Nasılsın? Hoş bulduk. Ben de iyiyim. Ben de beyin olmasın. Yani belki şaşıracaksınız ama aynen beyin hariç. Beyin yetiştiremiyoruz abi. Harbi mi? Çok tüketici çok seviyorlar bu arada. Ben sadece beyinsiz normal. Soğan, acı, marul olsun her şey olsun. Her şey olsun. Bak burada deryalar burada yavrular bak. Bak güzel görünüyorlar yani. Çok iyi görünüyor. Tezgah da çok tatlı. Abi ha. Öğlen servisini dedi bu ikinci servisi. Bu ikinci servis. Tamam. Öğlen servisi bitti. Değil mi? Aynen abi. Şey sabah servisi mi bitmiş oluyor? Ha, bu öğlen hazır. Tamam. Saat 11'de başlıyoruz abi. 11'de başlıyorsunuz. Aynen. Abi soğan maydanoz her şey var. Bir her şey. Sadece. Aynen öyle. Aynen abi en güzelini. İçine maydanoz koyuyorsun. Aynen abi. Maydanozunu tek tek ayıklıyoruz. Aynen. Sirkeli suda bekletiyoruz yarım saat. Çok güzel. Soğanlarımız Bursa Karacabey abi. Bursa Karacabey soğan. Önce dilimizi doluyoruz abi. Dili bakar mısın abi? Dili de attın içine. Dilden yanakta. Dil ve yanakta. Aynen abi.
dosman olarak yanağımız abi. Yanakta girdi. Etlerimiz bu arada kızı Balıkesir abi. Balıkesir. Tabii. Balıkesir güzel olur. Aynen. Göbel'den geliyoruz. Evet. Balıkesir'inki çok lezzetli olur. 15 senedir orayla çalışıyoruz abi. 15 gündür orayla çalışıyoruz. Aynen abi. Etli orayla alırız. Acı da sıkıntı yok. Aynen. Ayarında her türlü. Kimyon çok yakışıyor. Kimyon en güzel tatlı olan. Aynen öyle. Kimyon tatlı. Tuzunu ekledim. Biraz acı atıyorum. Domatesimizi attık. Tamamdır abi size. Domates dedi. Domates. Hayır. Normalde domates denirdi İzmirlilere. Ne diyordu? Domat, domat mı diyordu? İzmirliler domates der abi. Domates mi diyordu? Aynen. Ha, benim aklımda yanlış kalmış. Domates dedi. Benim aklımda yanlış kalmış. O zaman şimdi dürümümüz güzelce bir sarılsın. Afiyet olsun abi sana. Eyvallah. Bol bol abi. Eyvallah. Ama bu herkese böyle. Bu... Herkese böyle abi. Aynen. Bana özel değil yani. Evet, şu şekilde kocaman bir söğüş. Vallahi bayağı büyük, bayağı büyük. Dalıyorum. Çok güzel hafta. Çok... Boğazımda kaldı, gidiyordum Furkan. Heh, tam pul biberi oturtturdum da bazen. Çok güzel hafta. İzmir bak, bu sakat ot olayında da var ya. Bence bu durum Balıkesir'den gelen hayvanların sırrında da biraz. Orada çok güzel oluyor. Kuzu eti falan. Hani mesela Türkiye'de birçok kokoreç de oralardan falan olur arkadaşlar. Burada da yine iyi hayvanın dili, yanağı falan. Lezzeti harbiden çok güzel. Sakatatın tadı çok iyi. Dediğim gibi beyni sevmediğim için koydurmadım. Ama diğer etlerin lezzeti 10 numara akıyor. Mesela bu söğüş kültürü sanki doğu bölgelerinde olacakmış gibi bir his var ama bildiğin İzmir'de birçok yerde var ama şu an mesela bu yol üstünde falan böyle bulamadım, sanayi tarafında denk gelmedi. Yakın olarak da burası vardı, onun için hemen burayı çekeyim dedim. Bilindik de yer burası da bu arada. Ama ilk defa geldim, Bornova'nın orada işte yakın. Yani bak şu an artık tokluk seviyesine gelmiş olmama rağmen akıyor tadı. Acı olayı yiyor kıvamında. Fiyatı söyleyeyim size. 220 lira bunun fiyatı kardeşlerim. 220 lira gibi bir fiyatı var bunun. Hani ben ne zaman yemiştim bu soyu? Yine herhalde İzmir videomda yemiştimdir 2-3 yıl önce. O zaman yemiş olabilirim. O zaman fiyatları hatırlamıyorum ama şu an işte 220 lira ama içi dolu, bol malzeme var. Hani onu söyleyeyim. Hani içinde bol malzeme var, kesinlikle doyurur. 220 lira da fiyatı dediğim gibi ucuz pahalı. O konuda bir şey diyemiyorum çünkü söğüş fiyatlarına hakim değilim. Piyasada dışarıda nedir, ne değildir bilmiyorum. Şu an yediğim güzel bir sakatat tadı var. Onu söyleyebilirim. O zaman yavaştan finale doğru geçelim kardeşim. Tam böyle çıkışa doğru gelirken burada meşhur şambali tatlısı var. Burada da meşhur Hisar'ın şambalisiymiş. Adana'nın halka tatlısı neyse burada İzmir içinde bunu olduğunu söylediler. Değil mi? Kaymaklı olur. Nasılsa o şekilde alalım. Bak gel göstereyim. İrmikten yapılıyor. Şöyle gösterelim fırkı. Bak öyle aldı. Kaymak koyacak şimdi. Kaymağın yanına. Ortayı yardı. He. Ortasına da kaymak. Eyvallah. Ne kadar bu böyle? 40 lirada fiyatı var. He? Tarçın mı? Bir tarçınsız deneyeyim. Sen mi ver tarçınsız bir bakayım sonra tarçınla yiyeyim. İksiyle bir tadını denemek istiyorum. Eyvallah. Değil mi? Ben de. Isıracak yer açıyorum da kendime arkadaşlar. Akar. Böyle bir tarçınlı deneyeyim. Eyvallah. Vay, gerçekten tarçın çok güzel, böyle bir hafifleterek bir lezzet veriyor. Güzel oluyor tarçınla. Hani tarçınsız da akıyor ama tarçını dökünce o şeker dengesini, lezzet dengesini çok güzel ayarlamış. Yani bu şeyin de ben ilk defa denedim bunu İzmir'de. Şambali. 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 Nereden bu? Ha bizde Şam tatlısı değil mi ya bu? Şam tatlısı. Ben de diyorum yani, ben diyorum Şam, ama şambali diyorlar belki içinde, bildiğin Şam tatlısı bu. Halep'i de biliyorum. Evet, eyvallah. Şam, tamam. O zaman ben finale doğru geçiyorum arkadaşlar bunu gömdüğümde. Bunu da size göstermek istedim çünkü kaymaklı falan. Bayağı ilginç geldi bana. Eski fırınlarda pişiyormuş. 40-50 senelik fırınlarda da pişiyormuş bu. Belli de lezzeti yenir. Akar arkadaşlar. Belki de
Bir deneyin bakın yani. Şambali'de yemedik demezsiniz. Ama şam tatlısı. O zaman ben geliyorum. Bir videonun da sonuna geldik benim güzel takipçilerim. Bugün İzmir otosanayi lezzetlerini çektim. Gerçekten muazzam lezzetli. Sokak lezzetleri, sanayi lezzetleri vardı. Tadı damağımda kaldı diyebilirim. Bayağı doyurdu. Dediğim gibi fiyat olarak İstanbul'da çok benzer fiyatlar da var. İstanbul'a göre çok uygun fiyat da vardı. Ama şunu söyleyebilirim. Kumru favorilerimin arasında arkadaşlar. Kesinlikle denk gelirseniz mutlaka bir uğrayın. Kumru ile pilav efsaneydi. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelip abone olduysanız da beni mutlu edersiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.